hep yolda. Erense uzayda. Gülçisi sevdi. Cemre çok zorlu biri. Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Gerçek aşk yolda, aslında kapında. Çat kapı gelmiş, kimmiş neyin nesiymiş. Bir çatı altında, hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Gelirse bir mola verelim. Hepsi bir. Korkut? Yasemin. Ne işin var burada? Yapamadım Yasemin. Korkutcuğum, sen ne yaptığını farkında mısın? Farkındayım Yasemin. Olmadı. Beceremedim. Yapabilirim sanmıştım. Hayatımda bir kere olsun kendim gibi davranmayı bırakabilirim sanmıştım ama olmadı. Ama baban, Gözde ne diyecek? Herkesi karşına aldın. Yasemin, bu gece bir kere de anladım ki senin için gerekirse dünyayı karşıma alırım. Korkut, o kadar üzülmüştüm ki benim yüzümden hayatım boyunca mutsuz olacaksın diye çok korktum. Yasemin, istersen yine görmezden gel beni. İstersen dalga geç. Yoksa yüzüme bile bakma. Yeter ki ben hep senin yanında olayım. Senin için hiçbir anlam ifade etmese bile yanında olmak her şeyden güzel. Sen benim için o kadar çok şey ifade ediyorsun ki. Kızı ortada bırakıp kayboldu. Süpermen işte. Yine kılık değiştirip uçmuştur bir yere. Ay, bakıyorum da yine komiğin gelmiş Gülçin. Ben bu sefer Korkut'a çok kızdım. Madem kızcağızı bırakıp gideceksin, baştan bu işleri buraya getirmeyeceksin. Hı-hı. Ama daya, aşk böyle bir şey işte. Hiçbir engel tanımaz. Değil mi Gülçin abla? Teşekkür ederim. Korkut. Sorma Yasemin. Babamla birbirimize girdik. Yapma ya. Araba yüzünden mi? Araba yüzünden, baba yüzünden, benim yüzümden, senin yüzünden. Ya benim yüzümden başım belaya girdi. Yok, öyle değil. Neyse boş ver. Olan oldu.
Yasemin. Peki ne yapacağım? Bilmiyorum ama mümkün değil eve dönemem Yasemin. O kadar ciddi ya. Maalesef. Yasemin, senin böyle baktığını ilk defa görüyorum. Nasıl bakıyorum ki? Sanki söylemek istediğim bir şey varmış da söylesem mi söylemesem diye kendine tartışır gibi. Ne bileyim, benim her zamanki halim gibi işte. Korkut, bak. Hayır Yasemin, ben yeterince baktım. Bu sefer sen bak. Şimdi şuraya otur ve ben söyleyeceklerimi bitirene kadar araya girme, tamam mı? Bir kere olsun. Söyleyeceklerimi sonuna kadar dinle. Peki. Hadi. Ya Cemre, biz bunları ne yapacağız? Biz ne yapabiliriz ki? Süper Fob'in doğru karar vermesini bekleyeceğiz. Gülçin. Evet. Ya ne olur bir şey söyleme Mert. Ama böyle olmaz ki. Bana biraz fırsat ver. Mert lütfen zorlama artık. Konuşacağımızı zaten konuştuk. Birbirimizi daha fazla üzmeye hiç gerek yok. Üzülme dayıcığım. Yasemin, seni neden sevdiğimi kendime defalarca sordum. Sonra anladım ki beni sana çeken, hatta bağlayan, hatta kör düğüm atan şey benim anlayabileceğimin, anlatabileceğimin çok ötesinde. Korkut, bak. Hayır Yasemin, lütfen sus. Bölmeyeceksin demiştik. Ben seni neden sevdiğimi sormaktan vazgeçtim artık. Çünkü biliyorum ki önemli olan seni neden sevdiğim değil, seni ne kadar sevdiğim. Ve ben seni bütün ömrümü gözlerine bakarak geçirebilecek kadar çok seviyorum Yasemin. Şimdi bana söyle, eğer beni gerçekten istemiyorsan çıkar giderim. Nasılsa her şeyden vazgeçtim ben bu gece. Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama eğer içinde bana karşı bir şeyler varsa ne olur artık saklama. Çünkü ben her şeyden senin için vazgeçtim. Benim söyleyeceklerim bitti. The end. Korkut. Ben seni Aa, kaçak süpermenimiz de buradaymış. Korkut sen neredesin ya? Ne yaptın öyle? Hakikaten ajan ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Oo, arkadaşlar siz mi geldiniz? Ne iyi ettiniz de geldiniz. Hatta o kadar iyi geldiniz ki hadi çıkın 5 dakika sonra bir daha gelin. Aa. Korkut sen ne saçmalıyorsun ya? Hiç. Hiçbir şey Gülçin'ciğim. Şey Yasemin biraz çıkalım mı? Hiçbir yere çıkamazsın Korkut abi. Gel bakalım doğru eve gidiyoruz. Cezalısın. Ama Zeynep. Cezalısın dedim. Hadi bakalım çabuk. Siz bir Yoshi'yle konuşun. Hadi konuşun. Ben de bununla konuşayım. Hadi 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 hadi. Ne? Ya ne? Ya. Gelin bakalım. Ben üstümü değiştirip bir duş alacağım arkadaşlar. Dur bakalım Clark Kent. Hiçbir yere kaçamazsın. Ne o? Etrafı mı sarıldı yoksa? Etrafı sarıldı. Çıkışlar tutuldu. Hatta sınır kapıları bile kapandı. Oğlum şu işin aslını anlatmadan hiçbir yere gidemezsin. Dayı haklı Korkut abi. Ne oluyor? Ne yapacaksın sen böyle? Aman aman anlaşıldı. Kurtuluş yok. Sorgu memurları mesailerine başlamış. Of.
Ajan, neydi bu az önceki? Oğlum düğünü bırakıp kaçmak da nereden çıktı? Nikah masasında otururken Gözde'ye baktım. O kadar mutluydu ki. An... ne yaptığımın farkına vardım. Eğer onunla evlenseydim... Yasemin'i sevdiğimi hissettikçe üzülecek... yüzündeki o gülümseme hayatı boyunca solacaktı. Ve ben bir ömür boyu Yasemin'i severken... Gözde'yi üzdüğüm için pişmanlık duyacaktım. Her şey katlanabilirim. Ama Yasemin olan sevgim pişmanlık ve acı vermesine asla katlanamam. Oğlum biz sana Süpermen diyoruz ya. Meğer ne kadar haklıymışız. Süpersin be ajan. Cidden. Yok be abicim. Sadece aşığım. Ve inan. Gerçek aşk böyle bir şey. Sorgu bittiyse içeri gidip şu biber kılığından kurtulayım ben. Ya bu zibidinin ağzına böyle laflar yakışmıyor gerçekten. Dayı iyi misin? Bilmiyorum Zeynep. Ama galiba... nerede hata yaptığımı şimdi anladım. Yasemin'cim biraz toparla kendini. İstersen biraz çıkıp hava alalım, ne dersin? Yasemin, bari böyle susup durma, bir şeyler söyle ya. Evet Yasemin, içine attıkça daha kötü olacaksın. Merak etmeyin kızlar, ben iyiyim. Korkut'u karşımda görünce biraz tuhaf oldum, hepsi bu. Hepsi bu mu yani, hepsi? Yasemin, ya ne olur bir kere de içine atma. Anlat bize. Biz kardeş sayılırız, bizimle de paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın ki? Paylaşacak bir şey yok kızlar, abartmayın. Hem siz beni düşüneceğinize kendinize bakın biraz. Ne varmış bizde? Tabii. Hepinizin ilişkileri mükemmel değil mi? Kızlar çok teşekkür ederim ama ben gerçekten iyiyim. Ya merak edecek bir şey yok. Hadi bakalım bir güzel dinlenelim. Siz de kafanızı toparlayın biraz. Hem yarın okul açılıyor, erken kalkacağız. Bir güzel uyuyalım artık. Hadi. Tamam. Birimiz hepimiz. Hepimiz bu günleri atlatacağız. Ben de. Baba, sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Beni bütün Türkiye'ye rezil etmeye ne hakkın var? Ama bak baba. Sanayiciler, holding sahipleri, yabancı yatırımcılar, borsacılar, gazeteciler, sanatçılar. Herkes oradaydı, herkes. Neymiş? Korkut Bey'in nikahını kutlayacaklarmış. Adam yerine koyup geldiklerine şükredeceğine Korkut Bey ne yaptı? Nikah masasından kaçtı. Ama baba bak sen dinlemiyorsun ki. Neyi dinleyeceğim? Dinleyecek tarafı mı var? Beni herkese rezil ettin. İnsan içine çıkacak yüzüm kalmadı. Bir kere olsun adam gibi davranamadın. Bir kere olsun. Haklısın baba, beceremedim. Yine şu Yasemin meselesi değil mi? O kız senin gözünü nasıl boyamışsa artık. Yasemin'in benim gözümü boyadığı yok baba. Ben onu seviyorum. Bütün hayatım boyunca da seveceğim. Kimi seversen sev. Artık hiç umurumda değil. Ama baba. Baba deyip durma bana. Ben senin baban değilim. Artık benim Korkut diye bir oğlum yok. Gel ajan, gel.
Tamam geliyorum, pasta hazır işte. Eren, pastayı sen yapmadın değil mi? Hayır yani, kutlama kabusa dönüşmesin de. Of Murat ya, bari sen uyma kızlara ya. İyi ki doğdun sevgilim. İnanmıyorum ya. Dileğim gerçek oldu bile. Sen nereden çıktın? Bu da benim kutlamam aşkım. Murat hani sen turnedeydin? Bir günlüğüne izin aldım. Aşkımın doğum gününü kaçıracak değildim ya. Sadece hazırlanmamıştır canım. Hazır erken kalkmışken evi de şöyle bir güzel dezenfekte edeyim demiştir. Cemre. Hı. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Hadi bakalım herkes hazırsa çıkalım. Daha ilk günden okula geç kalmayalım ya hadi. Cemre. Bu ne? Bana kendini üzme diyorsa senin yaptığına bak. O bir şey değil Yasemin. Buldum öyle. Öylesine baktım yani. Ha öylesine. Hadi kızlar ilk hedefimiz akademi ileri. Hah bir büyük taarruza kalkmadığımız kalmıştı. Gülçin lokumum. Hani bugün okul açılıyor ya o senin için de geçerli. Senin gelmeye niyetin yok galiba. Siz gidin kızlar. Benim ufak bir işim var. Sonra gelirim. Hadi organ şeker sallanma bakalım. Şu yakını da bir güzel bağlayalım. Of ya bıktım artık her sene bu okul önlüğünü giymekten. Öyle mi organ şeker? İstersen sana bir tuvalet yaptıralım. Onunla gidersin. Ne dersin? Sen dalganı geç. Ben de okula sizin gibi serbest kıyafetle gitmek istiyorum. Benim neyim eksik? Söylerim ama yine kızarsın. Kızarım tabii sensin çocuk. Tamam tamam çantan falan her şeyin hazır mı bakayım? He? Evet evet. Hadi hadi bakalım okula. Korkut sen de uyan artık ya. Hadi uyansana Berşen ya. Kış uykusuna mı yattın? Oho Korkut abi kalkıp çoktan çıktı bile. Asıl uyan sensin. Her şeyi biliyorsun ama matarayı unutuyorsun. Hadi bilmiş organ şeker. Gel al bakalım şunu da. Teşekkür ederim. Bir şey değil canım. Bir şey daha unutmadın mı organ şeker? Hani benim öpücüğüm? Hadi bakalım iyi dersler. Bunu da burada unutmuş. Zeynep! Organ şeker! Oo gittiler bile. Ne yazmış bakalım? Biraz ajanlık olacak ama. Ben ailemi geçen yıl kaybettim. Annem, babam, anneannem, dedem. Hepsi bir trafik kazasında öldüler. Ailemden geri sadece dayım kaldı. Ve dayım bana yeni bir aile sunmayı başardı. Bizim organ şeker neler yapmış böyle? Ama iyi yapmış değil mi? Başlarda dayım elimden alacak diye kızsam da. Sonra fark ettim ki Gülçin abla gerçekten çok iyi biri. Ve dayımla o kadar yakışıyorlar ki. Sanki kaybettiğim anne ve babamı tekrar buldum. İşe bak.
Alt katımızda kıyamet kopmuş, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Gözünüz hiçbir şey görmüyor ki. Başlarda ikisi de o kadar çekingendi ki ilişkiye başlamaları pek kolay olmadı. Ama sonunda zorlukları aşıp bir araya geldiler. İkisini ne zaman bir arada görsem yeniden bir ailem olduğunu hissediyor ve ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum. Seni anlatan bir şarkı bestelemeye çalıştım. Hatta bayağı çalıştım. Ama olmadı. Senin bana hissettirdiklerini bir türlü notalara dökemiyorum. Gerçekten mi? Gerçek tabii. Niye bu kadar şaşırdın ki? Senin notalarla aran çok iyi de o yüzden. Yani sen bile yapamadıysan. Anlatamıyorum Gülçin. Bana neler hissettirdiğini bir türlü anlatamıyorum. Denedim. Konuşmak istedim. Şarkı bestelemek istedim. Şarkı sözüyle anlatayım diye düşündüm. Ama bir türlü anlatamadım. Ama ilişkileri sandığımız gibi gitmedi. Dayım gereksiz kıskançlıklarla Gülçin ablayı üzdü. Mert, sen ne diyorsun ya? Gülçin, istersen bu konuyu sonra konuşalım. Zaten o herifin akşam size geleceğini düşündükçe cinlerim tepeme çıkıyor. Ama abarttın Mert. Sen beni neyle suçladığının farkında mısın? Ben seni bir şeye suçlamıyorum Gülçin. O herife dayanamıyorum. Ve senin yanında görmek istemiyorum. İşte bu kadar. Benim kimle görüşüp görüşmeyeceğime sen karar veremezsin. Gülçin, bak dediğim gibi. Bunları sonra konuşalım. Şu an çok sinirliyim ve kalbini kırabilirim. Sadece dayım ve Gülçin abla değil, diğerleri de ellerindeki sevginin değerini bilmiyor. Merhaba İrem. Hah, iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Gel bakalım Clark Kent. Yoksa Superman mi desek? Ne yapıyorsunuz Yasemin? Korkut abi, senin eşin var burada. Ödevim için Yasemin ablayla ve Eren ablayla yalnız kalmam lazım. Size manevi destek vermeye geldim Zeynep. Hem ben sizi hiç rahatsız etmem ki. Şu köşelerde, bir yerlerde sessiz sedasız otururum dururum. Aslında gerçek sevgi yanı başlarındaydı. Sevgi, aşk, dostluk. İnsan başka ne ister? O yüzden onlar özensiz davranıp her şeyi tehlikeye attılar. Korkut, ya neden böyle davranıyorsun? Çünkü seni daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. İyi de sen beni rahatsız etmiyorsun ki. Böyle davrandığını görmek beni daha çok üzüyor. Senin de benimle dalga geçtiğini görmek beni çok üzüyor Yasemin. Kusura bakma. Bundan sonra böyle. Hareketlerime daha fazla dikkat edeceğim. Ama ben... Birbirlerini üzdüler. Bir aile kaybetmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Harika bir ailem var. Ama şimdi bu ailemi de kaybetmek üzere olduğumu hissediyorum. Ve bu beni çok üzüyor. Umarım hatalarını anlayıp telafi ederler. Çünkü hayat çok acımasız. Hiç beklemediğim bir anda sevdiklerini alıp götürüyor ve ondan sonra hataları telafi etmek mümkün olmalı. Şu hale bak. Biz daha tatil yapamadan okul açıldı zaten. Hiç mızırdanma Balkabağ. Hem niye tatil yapamamışsın? Sayemde bütün tatil plajda geçirdin, fena mı? Alevciğim, birincisi senin sayende değil, okulun sayesinde. Çünkü plaj okulun plajı. İkincisi, plajda Dalton kovalamaktan şöyle bir güzel yatıp dinlenemedik ki. Aksine tatil daha yorucu geçti okuldan. Action filmi gibi. Hiç de sevmem. Hiç şikayet etme Esra. Evet, belki yorulduk ama kutsal amacımıza da ulaştık değil mi? Neymiş o kutsal amaç? Tabii ki Daltonların albümünü engellemek. Senin şu Safiye cadısının yapamadığını tek başıma ben yaptım. Tek başına. Tek başına yaptın. Bakıyorum da sen beni yine görmezden geliyorsun. Şu Murat işini unutturmaya çalışmayacaksın değil mi şekerim? Hayır yani akbabaları yem olmaktan son anda kurtulmuştun hatırlarsan. Beni bir kere daha aldatmaya kalkarsan bu sefer seni kim kurtarır orasını bilemem. Ah şekerim. Yapar mıyım hiç öyle şey? İftira. Resmen kuru iftira. Ne dedim ben? Sen bir şey demedin canım. Ben Murat dedim, Murat. Haklısın şekerim. Zaten önemli olan ne dediğim değil. Nasıl anlaşıldı? İftira. Kuru iftira. Yıkıcı iftira. O ne ya? Yıkıcı mıkıcı. Deprem gibi bir şeyler diyorsun. Çok güzel söyledin şekerim. Deprem. Hem de Daltonları epey sallayacak bir deprem. Girin.
Heh, Banu Hanım. Buyurun, oturun şöyle. Ne oldu hocam? Telefonda sesiniz çok heyecanlı geliyordu. Heyecanlıyım zaten. Sizinle gurur duyuyorum Banu Hanım. Benimle mi? Teşekkür ederim ama nereden çıktı? İşte buradan. İnanamıyorum. Buna gerçekten inanamıyorum. İnansanız iyi edersiniz Banu Hanım. Çünkü bu gerçek. Buckingham Üniversitesi sizi istiyor. Buckingham Üniversitesi bu benim en büyük hayalimdi. Ve şimdi elinizde tutuyorsunuz Banu Hanım. Gerçekten tebrik ederim. Sizin gibi bir hocayı kaybedeceğimiz için çok üzülüyorum. Ama sizin adınıza da bir o kadar seviniyorum. Sizinle ne kadar gurur duysam azdır Banu Hanım. Selam Gülçin, ne haber? İyidir Teo, senden. Nasıl oldun? Vallahi fena değil. Kusura bakma ya. Senden özür dileyemedik. Şu kavga meselesi yüzünden de Mert'le de tam anlamıyla tanışmış oldum. Önemli değil, önemli değil. Mert de pek haksız değil aslında. Sen benim kız arkadaşım olsaydın ben de seni kıskanabilirdim. Gerçekten mi? Gerçekten. Sen bu meseleye kafanı fazla takma. Üzgün görünüyorsun. Aslına bakarsan Mert'le biz ayrıldık. Bak ne diyeceğim. Bu böyle apartman köşelerinde konuşulacak şey değil. Keyifsiz olduğum günlerde gittiğim bir kafe var. Kafamı dinleyip kendimi toplamak istediğim zamanlarda soluğu orada alıyorum. Gel oraya gidelim. Biraz dertleşiriz. İsterdim ama okula gitmem gerekiyor. İtiraz istemiyorum. Bu halde kendini derse veremezsin ki. Önce kafanı dağıtacağız. Ondan sonra seni okula ben bırakacağım. Söz. Peki tamam. Oh be, nihayet okulumuza kavuştuk. Özlemişim. Ben de çok özlemişim. Bakalım bu sene başımıza neler gelecek. Hayır yani, aksiyonsuz tek bir günümüz geçmiyor da onun için söylemiştim. Yasemin. Korkut. Günaydın canım. Nasılsın? Merhaba. 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 Eren, biraz dolaşabilir miyiz? De biraz konuşsak mı? Peki. Yasemin, yani galiba tam olarak emin olmamakla birlikte biz ikimiz şu an baş başa kaldık galiba. Korkut. Efendim Yasemin? Barış, ne söyleyeceksen söyle. Eren, ben aslında ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Nasıl yani? Konuşmak istiyorsun ama ne söyleyeceğini bilmiyorsun, öyle mi? Eren bak, seninle son konuşmamızdan sonra o söylediklerim bir türlü aklımdan çıkmıyor. Her şeyi mahvettiğimi zaten biliyorum. Ama bunları senden duymak... Barış lütfen. Bunları yeterince konuşmadık mı? Dönüp dolaşıp en başa gelmenin ne faydası var ki? Bir faydası olmalı, olmalı. Bir çözüm olmalı. Bütün bunları telafi etmem için ne yapacağımı söyle. İnan bana, ne istersen yaparım Eren. Ne istersen mi? Evet, ne istersen. Sen sadece söyle yeter. Seni kaybetmemek için her şeyi yaparım. Tamam o zaman, söylüyorum. Hı? Bu konuyu artık kapat ve bir daha da açma Barış. Çünkü bunları tekrar tekrar konuşmak ikimizi de üzmekten başka hiçbir işe yaramıyor.
Baban nasıl oldu Emre? Babam mı? Sen babamın kriz geçirdiğini nereden biliyorsun? Ben şey, çocuklar öyle kendi aralarında konuşurlarken duydum yani. Durumunda hala değişiklik yok. Doktor krize girmesini gizemli bir ziyaretçiye bağlıyor. Bir kız babamı ziyaret etmiş. Kim olduğu belli değil. Ben Alev'den şüpheleniyorum. Alev değildi. Ne? Yani şey, Alev değildir diyorum. Ne iş olur ya Alev'in babanla falan? Bilmiyorum. Ama seninle konuşmak istediğim şey başkaydı Cemre. Bu kıskançlıklardan ne kadar rahatsız olduğumu o kadar anlattım ki. Her defasında özür diledi. Bir daha olmayacak dedi. Ama ilk fırsatta yine maça ulaştı. Anlıyorum. Sonunun böyle olacağını o kadar söyledim. İşte beyefendiye laf anlatılmıyor ki. Bir yanı ne kadar tatlıysa diğer yanında o kadar itici. Başka çarem yoktu. Kusura bakma Teo ya, senin de başını ağrıttım. Olur mu öyle şey? Rahat rahat içini dök diye sessiz sessiz dinliyorum. İnsan böyle durumlarda dinleyen birine çok ihtiyaç duyar, bilirim. Teşekkür ederim. Ayrılmakla doğru hareket ettiğinden emin misin? Üzgünüm Emre. Ama ikimiz için de en iyisi buydu. Benim küçük sevgilim, sen bana neler yaptın? Bunca sene bekledim. İnsanlardan kaçtım. Kalbimi kapattım. Korktum, saklandım. En sonunda gerçek sevgiyi buldum. Ve bulduğum gibi kaybettim. Hem de hiçbir suçum yokken. Haksızlık bu. Büyük haksızlık. Biliyorum Emre. Ya gerçekten sen bunları hiç hak etmedin. Sen hep çok iyiydin. Çok dürüsttün, içtendin. Böyle olmasının sebebi sen değilsin ki benim. Eğer bitmeseydi çok daha fazla üzülecektim. Üzgünüm. Harika bir yer. O kadar huzur verici ki. Biliyorum. Ben de ne zaman kendimi kötü hissetsem hep buraya gelirim. Canımı sıkan her neyse unutmaya çalışırım. Keşke unutmak o kadar kolay olsaydı. Her şey kabus gibi üstüme geliyor. Kabus mu? Hı hı. İşte o zaman işimiz kolay. Bu artık senin. Bu ne? Bu düşa. Eski bir Kızılderili efsanesi. Kızılderililer kabus gördükleri zaman çadırlarının tepesini bu ağlarla örerlermiş. İnançlarına göre bu ağ kabusların içeri girmesini engeller, yalnızca güzel düşlerin gelmesine izin verirmiş. Çok güzel düşlerin. Benim artık ona ihtiyacım yok. Çünkü artık sadece güzel düşler görüyorum. Çok güzel düşler. Teşekkür ederim. Yasemin, dün gece söylediklerimi düşündün mü? Düşündüm Korkut. Hem de çok iyi düşündüm. Peki içindeki Yasemin sana ne dedi? İçimdeki Yasemin mi? Evet. Hani benim içimde gizli bir canavar var ya. İşte senin içinde de onun gibi gizli bir Yasemin. Ama seninki canavar değil. Aksine çok güzel. Zaten senin her şeyin çok güzel Yasemin. Korkut. Efendim Yasemin.
Korkut. Oo, okulumuzun en yakışıklı asistanı, genç kızların sevgilisi Murat da buradaymış. Kimmiş o genç kızlar? İsimler de, hepsinin saçını tek tek yolayım. Bakıyorum haber çabuk yayılmış. Kim söyledi asistanlığa başladığımı? Bahadır Hoca söyledi şekerim. Tebrik ediyoruz. Asıl ben tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama galiba yanlış geldiniz. Bugün sizin dans dersiniz yok. Şekerim, ders kimin umurunda? Ben buraya seni görmeye geldim. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Alev, ben burada senin öğretmenin olarak bulunuyorum. Lütfen mesafeni koru. Şekerim, mesafesiz olduğunu kim söylemiş? Ben seni bayılmayasın diye tutuyorum. Bayılmak mı? Durup dururken niye bayılacakmışım ki? Çünkü şimdi sana kötü bir haber vereceğim. Kötü haber? Ne kötü haber? Biraz konuşabilir miyiz? Yasemin? Siz konuşun. Korkut. Ne diyeceğini biliyorum Gözde. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Çok ayıp ettim. Duygularımla oynadım. Ama inan isteyerek yapmadım. Biliyorum. Sen zaten kimseye isteyerek kötülük yapmazsın ki. Ben buraya senden hesap sormak için gelmedim. Ne için geldin peki? Muratçım ama seni gerçekten seven tek dostun olarak bu acı haberi vermek maalesef benim görevim. Aslında seni daha da çok seven biri olarak haberi ben vermek isterdim ama ne olduğunu bilmiyorum. İsracığım, güzelim, bazı anlarda susmak en büyük erdemdir, biliyorsun değil mi canım? Ne gibi anlarda mesela? Bu kişiye göre değişiyor. Senin için mesela nefes aldığın her an. Neyse Muratçım, gelelim şu acı habere. Cemre. Ne oldu Cemre? Yoksa başına bir şey mi geldi? Sakin ol şekerim, sakin ol. Cemre için üzülmene hiç gerek yok. Aksine bu durumda senin için üzülmemiz gerekiyor. Çünkü Cemre seni aldatmış. Aldatmış mı? Evet, biz de yeni öğrendik. Sen Amerika'ya gitmeden önce maalesef seni başka bir çocukla aldatmış. Saçma. Cemre hayatta öyle bir şey yapmaz. Ne yani? Sen bana inanmıyor musun şimdi? Her şeye inanabilirim Ali. Ama Cemre'nin böyle bir şey yaptığını asla inanmam. Ama şekerim, çok güvenilir bir kaynaktan öğrendik diyorum sana. O kaynak kimse, bu sefer bayağı kaynatmış anlaşılan. Kusura bakma Ali, benim böyle palavralara karnım tok. Şey soracağım. Şimdi benim seninle hiçbir şansım kalmadı mı? Eğer birlikte olabilmemiz için küçücük bir şans varsa, küçücük bir umut varsa beklerim Korkut. Ben bunca sene senin gibi birini bekledim. Seni tanıdıktan sonra hayatımın sonuna kadar bile bekleyebilirim. Gözde. Ben sana hiç yalan söylemedim. Seninle evlenebileceğim, mutlu olacağımı sanmıştım. Ama yanılmışım. Yapamadım. Şimdi de gerçeği söyleyeceğim. Yapamam. Çünkü ben Yasemin'i seviyorum. Anlıyorum. Umarım Yasemin ne kadar şanslı olduğunun farkındadır. Ve senin değerini gerçekten bilir.
Oh be. Ya şu dans sınıfı bana ne kadar huzur veriyor anlatamam. Bana da. Ve şu an dans etmeye her şeyden çok ihtiyacım var. Al benden de o kadar. Yasemin. Tamam, iyiyim ben. Biraz başım döndü o kadar. Yasemin'cim, bilmem farkında mısın ama bu hafif baş dönmelerini ucuca eklersek ortaya şiddetli bir sarsıntı çıkıyor. Abartmayın kızlar. Bir şeyim yok. İyiyim ben. Hadi. Hadi. Üf. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba. Bu da nereden çıktı şimdi ya? Bu sene derslerde asistanım da bana yardımcı olacak arkadaşlar. Onu zaten bir kısmınız gayet iyi tanıyorsunuz. Evet. Eski ve en başarılı öğrencilerimizden Murat. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım ısınmaya devam edin. Adama bak, Cemre'ye çok güveniyormuş. Hayır, bu kadar güven kazanacak. Ne yaptıysa bu obsesif Dalton. Alev, sen de iyice saçmaladın yalnız, farkında mısın? Murat öyle bir yalana inanır mı sence? Ayrıca sen obsesif Dalton'a iftira atmaya uğraşacaksın da Murat'la benim aramı nasıl yapacaksın onu düşünsen iyi edersin. İki haftalık süren doluyor. Tamam, anladık Balkabağ, anladık. Hayır, yani Cemre Dalton'da obsesif diyorduk, sen ondan daha beter takıntılı çıktın. Murat'tan bahsediyoruz. İnsan ister istemez takılıyor. Gözüm ondan başka hiçbir şey görmüyor. Kulaklarım ondan başka hiçbir şey duymuyor. Hatta burnum... Anladık Balkabağ, anladık. Aşıksın. Yani iki dakikada liseye çevirdin ortalığı. Ders biyoloji, konu duyu organları. Allah'tan diğer organların ne işe yaradığını bilmiyor. Sen aşkın ne olduğunu nereden bileceksin zaten Alev? Öyle mi? Senden daha iyi bildiğim kesin şekerim. En azından aşkın her yakışıklı erkek görüşünde senin gibi erimek olmadığını çok iyi biliyorum. Yine kalbini kırıyorsun. Fena mı bak? Ne zamandır kırmıyordum. Kalbin beni özlemiştir canım. Hadi hadi çok konuşma da gel yeni kurbanımızı bulalım. Yeni kurban kim? Kim olacak şekerim? Tabii ki Emre. Emre eski kurban ya. Cemre, biraz daha dikkatli olur musun? Murat, Cemre'ye bir daha hareketi gösterir misin? Tabii hocam. Bak şöyle. Önce şu tarafa. Ben gayet iyi anladım hareketi, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, daha canlı. Tatil havasından çıkalım artık. Şimdi dans vakti. 2, 3, 4... Oğlum ne hale geldik be? Sorma abi. Bütün bunlar nasıl düzelecek bilmiyorum. Neyse sonra konuşuruz bunları. Hadi biraz hızlı yürü de derse geçelim. İlk günden geç kalırsak Erol Hoca canımızı okur. Haklısın. Korkut. Abicim ders başlıyor. Korkut. Nereye gidiyorsun? Bilmem. Hakikaten ha. Nereye gidiyorum ben? Aman ben ne yaptığımı biliyor muyum be Emre? Kafam allak bullak zaten. Gel Korkut gel. Bizim sınıf bu tarafta abi. Sen öyle diyorsan doğrudur be Barış. Ben sana güvenirim. O zaman bu dünyada çok yalnızsın abi. Benim gibi adama senden başka güvenen çıkmaz zaten. Ne yaparsın işte. Süpermenliğin bir getirisi. Ne demişler? Süper kahramanlığı seven yalnızlığına katlanır. Çok doğru. Emre. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Git başımdan Alev. Hem bir daha konuşmayacağız demiş miydik? Demiştik ama bu çok önemli. Hemen gel bence. Çünkü Cemre ile ilgili. Siz gidin, ben birazdan geliyorum. Tamam tamam gidin. Daha iyisin değil mi? Yo, gerçekten çok rahatladım. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Ne zaman canın sıkılırsa bana haber ver. Ben mutlaka bir şey bulurum. Okulu gezmek ister misin? Hem kızlara bir merhaba demiş olursun. Yok hiç gelmeyeyim.
Halletmem gereken bir iki iş var. Seni de işinden alıkoydum. Her şey için çok teşekkürler. Bu kadar çok teşekkür etmene gerek yok. İçin de rahat olsun, tamam mı? Bundan sonra kabus yok. Sadece güzel düşler var. İnanıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Emre bak, seni uyarmam gereken bir konu var. Alev, lafı uzatmadan ne söyleyeceksen söyle, sonra da beni rahat bırak. Anlaşıldı mı? Görüyorum da yine sinirlerin tepende canım. Ama yanlış kişiye çatıyorsun. Başından beri anlatmaya çalıştım ama anlamadın. Ne demeye çalışıyorsun Alev? Şunu demeye çalışıyorum Emre. Cemre Dalton'la güvenmekle büyük hata ettin. Eski sevgilisi geldi, seni hemen başından attı. Bu seni hiç ilgilendirmez Alev. Ama madem burnunu soktun, gerçeği öğren de rahatla. Cemre ile ayrılmamızın sebebi Murat değil. Sen de buna inandın öyle mi? Gözünü aç Emre. Cemre seni kandırıyor. Kandırıyor mu? Evet. Gizli gizli Murat'la çıkıyor. Saçmalıyorsun ya. Saçmalıyor muyum? Hala o obsesif Dalton'un tarafında mısın? Peki durup dururken seni niye terk etti acaba? Bizim kızlar görmüşler. Cemre ile Murat gizli gizli buluşuyorlarmış. Sana inanmıyorum Alev. Yalan söylüyorsun. Aşk olsun Emre'ciğim. Ayrılmış olsak bile çok düzeyli bir ilişki yaşadık. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Sen kendinden başka kimsenin iyiliğini düşünmezsin Alev. Kesin bir çıkarım vardır. İyi tamam. Diyelim ki bir çıkarım var. Önemli olan bu mu? Yoksa Cemre'nin Murat'la çıktığı gerçeği mi? Bak Emre, aramızda çok şey geçmiş olabilir. Ama seni hiç aldattık mı canım? İşte bu kadar. O obsesif Dalton işin içinden çıksın da görelim bakalım. Mükemmel miyim ne? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hadi duşa. Murat, dosyaları getirir misin yukarı? Tabii. Cemre. Benim işim birazdan bitiyor. Birlikte bir yerlere gidelim mi? Olmaz Murat. Ya lütfen bana bunu yapma. Seninle bir yere gelemem, bunu biliyorsun. Ya Gülçin, biraz işim var dedin, ders bitene kadar gelmedin. Neredeydin onca zaman? Ben mi? Hı-hı. Hiçbir yerde. Gülçin'cim, madem nerede olduğunu saklayacaksın, bari fizik kurallarına uygun bir yalan söyle de inanalım. Hayır yani, hiçbir yerdeyim deyince meseleyi kurcalamak için bizi kışkırtmış oluyorsun. Hadi bakalım, gidiyoruz. Siz ne konuştunuz bakalım? Hiç. Hiç. Al işte, kurcalanacak bir mesele daha. Buna ne oldu yine? Komiği geldi. Ay hiç uğraşmayacağım. Ben eve gidiyorum kızlar. Biraz temizlik yapacağım. Bekle Cemre, ben de geliyorum. Yeni bir yemek tarifi deneyeceğim. O zaman biz de komşu ülkelerden sığınma talebi falan edelim. Malum evde çifte terör var. Yasemin, bu sana son uyarım. Bir daha da uyarmayacağım. Hadi. Gülçin, konuşmalıyız. Gülçin beni beklesene. Ya kusura bakma Mert. Gülçin. Gülçin beklesene. Ya böyle bir şey nasıl olur ya? Emre, oğlum bir sakin ol ya. Alev işte, bilmiyor musun? Gene bir şeyler saçmalamış işte. Doğru abi. Alev'e güvenilir mi hiç? Hayır, güvenilmez. Peki inanılır mı? Gene hayır, inanılmaz.
Peki o zaman sen niye kendini üzüyorsun be yavrum? Bu sefer farklıydı beyler. Bu sefer çok ciddiydi. Hem itiraf etmek istemiyordum ama ben de bundan korkuyordum zaten. Cemre öyle şeyler yapmaz abiciğim. Doğru. Cemre öyle gizli işler çevirecek bir kız değil. Sıkma sen canını. Bilmiyorum beyler. Bu sefer durum ciddi. Hem de çok ciddi. Takma oğlum ya. Tamam. Ne bu? Buna ne oldu şimdi ya? Ha bilmiyor musun? Korkut işte ya. Yine vardır bir numarası. Hayır yani. Mert'i görünce bir kelime etmiyorsun ki. Ya araba farına bakan tavşan gibi kala kalıyorsun. Ya da arkana dönüp son sürat kaçıyorsun. Ben de ne yapayım? Seni yakalayacağım diye kendi hız rekorumu kırdım. Abartma Yasemin. Konuşamıyorum. Ne yapayım? Alo. Alo. Ne haber Yasemin? Şey, işin yoksa buluşalım mı? Şimdi Gülçin'leyim Korkut. Yalnız bırakamam. İstersen akşam buluşuruz. Bu kıskançlıklar beni çok soğutuyor gerçekten. Ha? Ay yine mi Yasemin? Evet, biber, salatalık, domates, patlıcan, soğan. Ne eksik? Enginar kalbi yok. Nerede enginar kalbi? Teoman? Pardon, korkuttun mu? Yok, korkmadım da piyanoyla karşımda görünce şaşırdım Teoman. Teoman değil, Teo. Peki Teo. İyisin değil mi? Şu kavga meselesi falan dünkü. İyiyim, iyiyim. O olayı unutalım artık. Hem seni görünce daha iyi oldum. Zaten ben de sizi uğrayacaktım. Öyle mi? Niye ki? Bunu sana vermek için. Bu nedir? Soracağını açsana. Ama bu... benim. Tam olarak değil. Nasıl yani? Aklımda kaldığın kadarıyla çizmeye çalıştım. Ama senin kadar güzel olmadı. Kusura bakma. Teoman bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bu benim hayatımda aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi. Aslında bu bir hediye sayılmaz. Ne peki? Yapacağım tablonun ufak bir taslağı. Nasıl bir resim yapacağım merak ettiğini söylemiştin ya. Onun için biraz karaladım işte. Tabloya ne zaman başlıyoruz? Benim markete gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz, tamam mı? Peki. Yasemin. Efendim. Bu an. Hı hı. Gerçekten gerçek mi? Ne biçim soru bu böyle? Gerçek tabii. Ya bana fazlasıyla hayal gibi geliyor da. Sanki şu an rüyadayım ve gözümü açınca Mert'i göreceğim gibi geliyor. Takdir edersin ki bu biraz korkutucu bir rüya. Korkma Korkut. Biliyor musun? Senden başka hiç kimse benim kalbimdeki buzları eritemezdi. Harbi. Yani eski erkek arkadaşım. Beni bir anda terk edip gitti. En yakın arkadaşımla evlendi. Ben seni neye uğradığımı şaşırdım. Onu çok seviyordum. Hayatım sonuna kadar onunla olabilirdim. Ama o beni öyle terk edince... her şeye öyle küstüm ki... erkeklere, aşka... senden başka hiç kimse bu umudumu yeniden canlandıramazdı. Ben seni asla bırakmam Yasemin. Senin için her şeyi bırakırım ama seni asla bırakmam. Biliyorum.
Resmi beğendin mi aşkım? Murat çok romantikti ya. Adam aşk için neler yaptı? Neler yapmış ki? Ben çok daha iyisini yaparım. Öyle mi? Ne yapacaksın bakalım? Sevgilim için zamanı durdururum. Aa, nasıl olacakmış o? İşte bununla. Gel bakalım. Ya aşkım çok yakından çekiyorsun ya. Çirkin çıkacağım. Aa, sen asla çirkin çıkamazsın aşkım. Şimdi zamanı durduracağım ve aşkımız ölümsüzleşecek. Gülçin sesini dinliyordum da. Üzülme dayı. Gel bakalım gel. Otur. Neden kaçtığımı ben de bilmiyorum. Konuşmak istemediğimden değil. Sadece çok kırgın hissediyorum. Konuşursam ağlayacağımı hissediyorum. Ama Gülçin'cim, Mert'le ayrıldınız diye arkadaşlığınızı çöpe atamazsınız ki. Sonuçta biz Mert'le hem komşuyuz, hem arkadaşız, hem de beraber çalışıyoruz. Evet evet biliyorum. Sadece kendimi çok kırılmış hissediyorum. Söyle bakalım Organ Şeker. Gülçin benden neden kaçıyor? Biz seni uyarmaya çalıştık dayı. Ama dinlemedin ki. Gülçin ablayı kırdın. Değerini bilemedi. Eğer senden ayrılacak kadar üzüldüyse şimdi konuşmaması çok doğal. Peki ben ne yapacağım şimdi prenses? Keşke Korkut gibi davranabilseydim. Keşke onun gibi olabilseydim. Bak dayı. Eğer Gülçin ablayı tekrar kazanmak istiyorsan sabırlı ve anlayışlı olman lazım. Özellikle de anlayışlı. Yani Korkut gibi. Evet. Bak Korkut abi çok bekledi ama sonunda hayaline kavuşuyor. Gel bakalım Organ Şeker. Sen beni değiştirdin farkında mısın? Ben senin hiçbir şey değişmem Yasemin. Öyle değil. Hani ben hep tutkunuyum ya. Şu an tam tersin. Zaman hiç geçmesin. Bu gece bitmesin istiyorum. Geçsin be Yasemin. Zaman en sonunda güzel şeyler getirmeye başladı. Baksana. Ve eminim bundan sonra hep daha güzel şeyler getirecek. Boğazın güzelliği senin güzelliğin karşısında öyle sönük kalıyor ki. Korkut ya. Ne var Yasemin? Bundan sonra itiraz istemiyorum. Benden yeterince kaçtın. Bundan sonra beni dinlemeni istiyorum.
bunu fazlasıyla hak etti. Sen her şeyi hak ediyorsun Korkut. En güzel sevgiyi, en güzel ilişkiyi, her şeyin en güzelini. Ben her şeyin en güzeline zaten sahibim Yasemin. Hani hep söylerler ya, sorunlar daima üst üste gelir diye. Gerçekten de her şey kabus gibi üst üste gelmeye başladı. Belki bu düş ağa gerçekten de kabusları bizden uzak tutar. Belki gerçekten de bundan sonra sadece güzel düşler görürüz. Yeni umutlar, yeni hayaller, yeni beklentiler. Belki gerçekten de geçmişteki acılarımızdan kurtulup yeni başlangıçlar yapabiliriz hayatımızda. Ama galiba önemli olan yeni başlangıçlar yapmak değil, elimizde olan güzelliklerin değerini bilmek. Çünkü bazen yaptığımız hataları geri döndüremiyoruz ve bu canımızı çok acıtıyor. Evet, bu kolyeden sadece bunu istiyorum ben. Bize sahip olduklarımızın değerini bildiğimiz güzel düşler göstersin yeter. Çünkü son pişmanlık hiçbir zaman fayda etmez. Bu Yasemin'le Eren'in odasına uyku gazı falan mı sıktılar? Ne yaptılar ya? Hadi kızlar! Ya hadi! Aa, of ya! Geldik işte, ne var? Hah, günün şanslı aşığı da gelmiş. Kızlar, galiba ne? Galiba ben Korkut'u bugüne kadar çok yanlış tanımışım. Nasıl yani? Aslında Süpermen değil de Batman falan mıymış? Of Gülçin ya, dalga geçmesene. Hiç kusura bakma canım ama dalga geçilmeyi hak ettin. Yani çocuk senin aşkından neler yaptı, bir amuda kalkmadığı kaldı. Senin aklın başına daha yeni geldi, heh. Bir de övünürsün hızlı severim diye. Ama şimdi durum çok farklı. Bakışı, konuşması, söyledikleri sanki bambaşka biri oldu. Hani hep diyoruz içinde böyle canavar var diye. O canavara mı aşık oldun yoksa? İşte konu da bu zaten. İçindeki canavar falan değilmiş. O çok tatlı, çok iyi bir çocukmuş. Günaydın. Bir sen göremedin. O tatlı çocuğa aşık oldu yani. Bu mudur? Of kızlar ya. Dalga geçmeden bir dinlesenize beni. Tamam canım, dinliyoruz. Sonuç olarak kime aşık oldun? Ne bu ya, iki lafınızdan biri aşk? Aşık gibi mi görünüyorum ben? Evet. Evet. Hadi çok kek yaptık. Eren'i uyandırmam lazım. Şu hale bak. Gören de bütün gece sınır kapısında nöbet tuttu sanacak. Eren kalk. Ya kızlar uyuyorum. Eren'cim hadi kalk, okula gideceğiz. Oh bir dakika. Yavaş bir dakika bak. Hey ya. Bu ne ya? Hayır yani benim bildiğim insanlar uyurken oyuncak ayıya falan sarılır. Bizim uzaylının sarıldığı şeye bak. Alsana bakayım neymiş. Belki uzay ayısıdır. Ya kızlar ne oluyor ya? Asıl sana ne oluyor Eren'cim? Hayata dön de okula gidelim artık. Bu ne ya? Uykuda geçirdiğim vakit uyanık geçirdiğim vakitten daha fazla yani. O sarıldığın şey ne öyle? Hiç. Hiçbir şey. Bu ne ya? Hiçbir şey canım. Öylesini aldım. Bizzat ben aldım. Bunlar gene bir atlar karıştırıyor ama. Kesin. Neyse, ifadeni sonra alınacak. Hadi herkes okula. Hadi. Hey ya. Ya geçin ya, çıksana. Ya, giyineceğim. Ya. Hadi. Güle güle canım. Thank you.
Vallahi Emre'nin bu kadar kolay inanacağı hiç aklıma gelmezdi. Nasıl da deli oldu? Olacak tabii şekerim. Ben istersem adamı deli de ederim, vezir de ederim. O deyim öyle değildi ama neyse. Neyse ne balkaba. O kadar çetrefilli entrika kurarken bir de yanımda atasözleri ve deyimler sözlüğümü taşıyacağım. Yo, birazcık beyin taşısan yeter. Bana bak balkaba, çok yüz verdim ki şımarmaya başladım iyice. Sen benimle uğraşacağın da böyle gözünü dört açla etrafı izle. Bakalım Daltonlar bugün neler yapacak. Merhaba kızlar. Merhaba Murat. Ben şans sınıfına gidiyorum. Tamam ben de geliyorum. Ne oluyor ya? Cemre, seninle konuşmak istiyorum. Lütfen beni kırma. Konuş o zaman. Böyle olmuyor. Bir yere gidelim mi? Cemre! Cemre ne yapıyorsunuz siz? Emre sakin ol, bir şey yaptığımız yok. Konuşuyoruz. Demek doğruymuş. Yalandır demiştim, oyundur demiştim. Demek doğruymuş. Sana yazıklar olsun Cemre. Yazıklar olsun. Emre, lafını bil de konuş. Bir dakika Murat. Emre sen ne saçmalıyorsun ya? Ne doğruymuş ya? Ne oluyor? Demek Murat'la çıkabilmek için beni terk ettin. Demek gerçeği yalandı. Emre sen neler söylüyorsun ya? Şu haline bak. Resmen gözün dönmüş. Saçmalıyorsun ya. Demek artık bana da güvenmiyorsun. Hı? Güvenmiştim. Hem de çok güvenmiştim. Ama ne kadar yanıldığım ortada. Emre git buradan. Yoksa çok kötü şeyler söyleyeceğim. Git buradan Emre ya. Daha fazla kalmaya niyetim yok zaten. Ne haliniz varsa görün. Ya adama bak ya. Bu benim tanıdığım Emre. Bunun için mi üzüldüm ben bu kadar ya? Çıldırmış gibiydi. Bir yere gidelim diyordun değil mi? Dersten sonra gidiyoruz. Bir şeyler yapmam lazım ajan. Şu Teoman denen iblis Gülçin aklını çelmeden bir şeyler yapmam lazım. Hayda. Oğlum Teoman nereden çıktı şimdi? Biz sana kıskançlık yapma diyoruz. Sen yine boşuna kıskançlıklar uyduruyorsun. Bu sefer pek boş değil Korkut. O iblis dün Gülçin'i okula bıraktı. Olabilir. Sonuçta komşumuz bu adam bizim. Arkadaş olmuş olamaz mı? Oğlum ne zaman geldi? Ne zaman arkadaş oldu? Dün bir bugün iki. Bilmiyorum. Mert. Abi. Bu halin hiç hoşuma gitmiyor. Oğlum resmen depresyona girdin ya. Gel birlikte bir şeyler yapalım. Ya istiyorsan akşam konsere falan gidelim. Belki müzikini kendine getirir. Şu an değil dinlemek. Adını bile duymak istemiyorum. Müzik deyince aklıma Gülçin geliyor. Kaldı ya. Murat'la kötü bir şey olmuş olmasın? Yok canım, ne olabilir ki? Yok yok, ben de merak ettim Gülçin. Ben şuna bir bakıp geleyim, tamam mı? Kızım kötü bir şey olmuş olmasın gerçekten? Ne olabilir ki? Kötü düşünme. Eren. Efendim Barış. Nasılsın? Kusura bakma, acelem var. Cemre'yi bulmam gerekiyor. Eren, sana bir şey sormak zorundayım. Gerçekten başka birine mi aşıksın? Teoman? Pardon, korkuttun mu? Yok, korkmadım da piyano ile karşımda görünce şaşırdım Teoman. Teoman değil, Teo. Peki Teo. İyisin değil mi? Şu kavga meselesi falan dünkü. İyiyim, iyiyim. O olayı unutalım artık. Hem seni görünce daha iyi oldu. Zaten ben de size uğrayacaktım. Öyle mi? Niye ki? Bunu sana vermek için. Bu nedir? Soracağını açsana. Ama bu... benim. Tam olarak değil. Nasıl yani? Aklımda kaldığın kadarıyla çizmeye çalıştım. Ama senin kadar güzel olmadı. Kusura bakma.
Evet. İyi misin? İyiyim Barış. En azından gözlerim tamamen açıldı. Ne oluyor oğlum? Korkutma beni. Korkacak bir şey yok. Cemre Hanım'ın gerçek yüzünü görmüş oldum. Alev hayatımda ilk defa doğru söylemiş. Saçmalama oğlum. Cemre yapmaz öyle şey. Gözlerimle gördüm diyorum Barış. Sende ne var? Bildiğin mesele abi. Eren. Anlaşıldı. Gel abi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz oğlum? Ders başlayacak birazdan. Bu kafaya ders falan olmaz. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi. Hocam sizi çok özleyeceğim. Görüşürüz. 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 Canım. İyi günler hocam. Görüşürüz. İyi günler. İşte böyle kızlar. Bundan sonra öğretmenlik kariyerime Buckingham Üniversitesi'nde devam edeceğim. Hemen mi gidiyorsunuz hocam? Hemen Gülçin'cim. Aslına bakarsanız mektubu alır almaz gitmem gerekiyordu. Ama sizlerle vedalaşmadan gitmek istemedim. Ya hocam ya biz sizsiz ne yapacağız ya? O da ne demek şimdi? Hı? Ben bunca sene size ne öğrettim? Sadece müzik değil. Hayat, ilişkiler, aşk, arkadaşlık. Size bildiğim her şeyi anlattım. Şimdi hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Ama hocam biz sizi çok özleyeceğiz. Siz bizim için bir öğretmenden çok daha fazlasıydınız. Siz de benim için sadece öğrenci değilsiniz. Ama olsun, her gün görüşemesek de bunun telefonu var, interneti var. Hadi asmayın suratınızı. Hadi. Bakın kızlar, hayatta bir takım şeyler bitebilir. Ama unutmayın, aslında her bitiş yeni bir başlangıçtır. Bitenler için üzüleceğinize, yeni başlangıçlar için sevinmeyi öğrenin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamam. Hocam, biz sizi çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Gelin. Merhaba. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba Murat. Sonra görüşürüz kızlar. İnanmıyorum. Obsesist Anton Murat'la. Üzüleceğine sevin işte Balkabağ. Bu bizim için bulunmaz fırsat. Bakalım bu ikisi neler karıştıracak. Gel benimle. Cemre, geldiğin için o kadar sevindim ki. Murat, lütfen. Gelişimden farklı bir anlam çıkarma. Rahat rahat konuşmak istediğini söylemiştim. Ben de konuşabilelim diye geldim. Biliyorum. Ama bu bile benim için çok önemli. Oğlum kendine gel. Murat zaten Cemre'nin peşinden koşmuyor mu? Okulda sürekli karşılaşıyorlar. Bir kere birlikte gördüm diye hemen inanma o Alev cadısına ya. Galiba haklısın Barış. Ne bileyim ya. Onları öyle görünce. Ama aklıma takılan başka bir şey daha var. Nedir abi o? Babam. Kriz geçirdiğinde yanında olan kız. Cemre olabilir mi? Babamın nasıl olduğunu sordum. Doktorun söylediklerini anlatınca da çok tuhaf davrandı. Ne alakası var Emre? Cemre'nin ne işi olur babanla? Bilmiyorum. Hadi sen sıkma canını. Her şey yoluna girecek.
yine Alev arıyor ya. Ne var Alev? Ne? Sen ne diyorsun ya? Obsesif Dalton şu anda Murat'la günlü gün etmekle meşgul diyorum canım. İnanmıyorsan gel kendi gözlerinle gör. Ne diyor? Delirdi delirdi, ne diyecek? Birazdan burada olur. Mükemmel miyim ne? Benim kafam bu sefer fena karıştı kızlar. Ne oluyor ya? Cemil'in Murat'la ne işi var? Bu soruların cevabı şu anda uçağın süpürgede gizli canım. Ve maalesef o gelmeden hiçbirimiz gerçeği öğrenemeyeceğiz. Merhaba kızlar. Merhaba Korkut. Merhaba, merhaba Yasemin. Merhaba Korkut. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gülçin. Ben eve gideyim, sonra görüşürüz. Tamam. Biraz konuşabilir miyiz? Lütfen. İyi peki. Cemre bak. Yaşananlar büyük şanssızlıktı. Ama artık telafi etme şansımız var. İkimiz de aradan geçen bir seneyi ve karşılıklı yaptığımız hataları unutalım. Murat, lütfen beni anlamaya çalış. Bu gerçekten çok zor bir durum. Bu kadar şeyi bir anda nasıl unutabilirim ki? Üstelik Emre var. Bütün yaptıklarından sonra hala Emre'den mi söz ediyorsun? Emre durduk yere böyle bir şey yapmaz. Niye Korkut? Hani her şey rüya gibi ya. Şimdi uyanıkken rüya gibiyse, uyanınca da eskiden uyanıkken olduğu gibi olma ihtimali var diye düşündüm ve uyumamaya karar verdim. Aman Korkut. Yine saçmaladın değil mi? Hayır yani. Aslında sen saçmalamıyormuşsun. Ben seni anlamaya yeni başlıyorum. Yasemin. Alp? Alp mi? Alp. Yasemin! 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 Ambulans! Ambulans! Yoshi hep yolda. Erense uzayda. Gülçin sırf sevdi. Cemre çok zorlu biri. Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçmesemekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola aşk yolda aslında kapında. Çat kapı gelmiş. Kimmiş neyin nesiymiş. Bir çatı altında.